Merhabalar. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Daha demin çektiğim videoyu sanıyorum 10 dakikadır çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyordum. Bir de bakmışım ki altta kayıt bölümünde 0000 yazıyla karşılaştım. Meğersem kaydet tuşuna basmamışım. Süper. Baştan açıklayacağım. Her şeyi baştan anlatacağım. Umarım ikinden güzel olur. Elimde tuttuğum kitap Eyal Cinyo'nun Osmanlı Yenilgi Kültürü adlı kitabı. Alt başlığımız Balkan Savaşları ve sonrası. Kitap Balkan Savaşları'nda Osmanlı yenilgisine ve bu yenilginin Osmanlı medyasındaki yankılarına değiniyor. Genel hatlarıyla şunu söylemek istiyorum ki kitabı sevmemin en büyük nedenlerinden biri, birincisi ismi oldu. Osmanlı Yenilgi Kültürü çok çarpıcı bir isimdi ve kitap hakkında daha önce bilgi sahibi olmama rağmen onu bana çekti diyebilirim. Gerçekten dikkatimi çekti. Çünkü koca bir imparatorluk, uzun bir duraklama dönemi, dağılma dönemi, parçalanma dönemi var ve bu Yenilgi Kültürü adı altında anlatılan o zihniyeti, o anlatıyı gerçekten okumak istedim, merak ettim. Onun dışında kitapta sevdiğim ikinci bölüm Balkan Savaşları'na odaklanması oldu. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde Cumhuriyet tarihi adı altında geçiren 1900 yılların başlarından itibaren anlatılan dönemde Balkan Savaşları çok araya kaynayan bir olaydı. 93 Harbi ardından Osmanlı-Yunan Savaşı ardından 1900'lere geldiğimizde Osmanlı siyasetinin gündemden hiç düşmemesi ardından Trablusgarp Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Balkan Savaşları çok böyle aniden geldi geçti gibi oldu ama aslında öyle değil. O yüzden Balkan Savaşları'nın detaylı bir incelemesine inilmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Kitap içerisinde Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşı'na giden süreçte Balkan devletlerinin Osmanlı'ya savaş açma süreci, Balkan devletlerinin savaş açmasına karşılık Osmanlı'nın cevabı, bu süreçte Osmanlı ordusunun durumu, Balkan ordularının Osmanlı ordularını da neredeyse darmadağın etmesi ve bu darmadağın oluşun İstanbul'daki yankıları, ardından Edirne'nin kaybedilmesinin etkileri ve ardından Enver Paşa'nın darbeyle iktidara gelerek Edirne'yi ordu hazırlayıp Edirne'yi geri alması. Tüm bu kronolojik süreci gerçekten çok iyi anlatıyor. Sadece Balkan Savaşları ile ilgili bilgi bölümünü bile gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. İlk bölüm buydu. İkinci bölümde de yavaş yavaş Osmanlı yenilgi kültürünün tanımının açılımına iniyoruz. Bu bölümde bu Balkan Savaşları'ndaki yenilgilerin Osmanlı medyasının da basınındaki açıklamalarına iniyor. Osmanlı basını nasıl karşıladı bunu? Çünkü o tarihe kadar yapılan savaşlarda 93 Harbi de başta olmak üzere Osmanlı merkezinden, İstanbul'undan ve Balkanlarından uzak yerlerde olan savaştı. O yüzden Osmanlı basını ve medyası bu savaşların gidişatı ile ilgili halkın moralini yükseltecek başlıklar atabiliyordu. Ama Balkan Savaşları buna imkan vermedi. Çünkü düşman birlikleri önce Edirne'ye ardından Tekirdağ'a girdi ve Çatalca'ya kadar ilerledi. Yani İstanbul, tarihi İstanbul'dan neredeyse top atışları duyulabilecek vaziyete kadar gelindi. Bu durumda Osmanlı medyası da çaresiz kaldı ve farklı bir yazım dili ortaya çıktı. Gerçekten Osmanlı ordusunun ne kadar perişan halde olduğunu. Balkan savaşlarına girerken böyle değildi. Şanlı Osmanlı ordusu savaşa giriyor. Muzaffer ordumuz daim gibi daha böyle halkı ve orduyu tetikleyici, moral verici başlıklar atılırken savaş sonunda artık tüm Osmanlı diplomatlarının, basınının, o dönemki önemli yazarların, şairlerin bu yenilgiler hakkındaki görüşlerine iniyor kitap içerisinde. O kısımları da gerçekten çok beğenerek okumuştum. Tüm bu sürecin ardından benim bu kitabı sevmemdeki en büyük sebep, birincisi dediğim gibi Balkan Savaşı'nın ışık tutması ve bu videoda size anlatırken bazı eklemek istediğim bir şeyler var. Osmanlı Yenilgi Kültürü adı altında. Gelin bu hikayeyi biraz başından saralım. 16. yüzyılda dünya gücünde bir Osmanlı Devleti vardı karşımızda. Ama yavaş yavaş doyum noktasına ulaşmış, hem sınırlar bakımından hem askeri bakımından hem maddi hem manevi doyum sınırına ulaşmış bir imparatorluk ve yükselen bir Avrupa karşımıza çıkıyordu. 17. yüzyıla geldiğimizde bozulan sistemlerle birlikte ordu da eski gücünü kaybetmeye başladı ve Osmanlıların artık eskisi gibi güçlü olmadığı anlaşılmaya başlandı. 17. yüzyılın sonları 1683 yılında Viyana'nın alınamaması ile birlikte yavaş yavaş Osmanlı ordularının tatmadığı bir duyguyla karşı karşıya kalıyoruz. O da yenilgi.
Osmanlılar buna alışık değildi. Çünkü o döneme kadarki 100 yıllık süreçte onlar için savaş şuydu. Gidip düşman ordusunun yenildiği, düşman ordusunun mağlup olduğu ve onların mallarının alınıp başkente geri dönüldüğü bir olaydı sadece. Ama 17. yüzyıldan itibaren artık Osmanlı ordusu için hiç tatmadıkları bir tat ortaya çıkıyor, yenilgi. Ve bu kolay hazmedilebilecek bir durum değildi. İkinci Viyana Savaşı'ndan sonra pek çok sefer karşımıza çıkıyor. Hem 2. Süleyman döneminde hem Mustafa döneminde Zenta bozgununa kadarki süreçte Osmanlı ordusu pek çok kere Avrupa'ya gidiyor. Ama her defasında yenilgiyle geri dönüyorlar. Osmanlı ordusunun Avrupa'dan atılması gerçekten kolay olmadı. Osmanlı ordusu her ne kadar gittiği pek çok muharebede, savaşta yenilmesine rağmen kolay kolay atılamadı. Çünkü gerçekten kalıcı izler bırakmıştı. Avrupalılar 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar onlarca kere, yüzlerce kere Osmanlı ordusunu yenmek zorunda kaldı. Osmanlı'yı geri ittirebilmek için. Gerçekten burada Osmanlı ordusunun her sene yeni bir ordu çıkarabilme kuvvetini tekrar tekrar görüyoruz. Özellikle 17. yüzyılın sonunda. 50 bin kişilik ordunun darma duman olmasından bir sene sonra 60 bin kişilik ordular çıkarabiliyordu Osmanlı ordusu. Bu gerçekten her devletin yapabileceği bir olay değildi. O yüzden Osmanlı ordusunun Avrupa'dan atılma süreci uzun uzadıya sürdü. Osmanlı yenilgi kültürü öyle bir durum ki artık 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Osmanlı orduları yenilenmeye, onlar artık daha da güçlü hale getirilmeye çalışıyor. Çünkü Avrupa orduları karşısında çok düşük seviyede kaldığı gerçekten hem Osmanlı padişahları tarafından hem diplomatlar tarafından anlaşılmıştı. Ama buna rağmen yenilgiler önlenemiyordu. Gerçekten burada Osmanlı sultanlarının psikolojisinde olmak çok önemli. Her gittiğiniz savaştan neredeyse yeniliyorsunuz. Ona rağmen tekrar o azmi tekrar göstermeniz lazım. Bu gerçekten her devletin yapabileceği bir durum değildi. Pek çok devlet birkaç savaşta dağılabiliyordu gerçekten. Benim burada değinmek istediğim nokta da gerçekten Osmanlı yenilgi kültürü çok geç oluştu. Çünkü yenilmek bilmeyen bir ordu vardı. Yenilmesine rağmen tekrar ordu çıkarabilen bir kuvvet var karşımızda. Artık en son 20. yüzyıla girdiğimizde, 1. Dünya Savaşı'na girdiğimizde, kitapta anlatıldığı üzere Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı gerçekten Osmanlı yenilgi kültürünün kendisini hissettirdiği bir dönem olmuştur. Özellikle 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı artık tamamen yenilginin ve yok olmanın neredeyse anlaşıldığı, ortaya çıktığı bir savaş olmuştu. Böyle ben de bir kendim anlatı sunmak istedim. Onun dışında okumanızı gerçekten tavsiye ettiğim bir kitap. Gerçekten Balkan Savaşları ile ilgili Osmanlı yenilgi kültürü üzerine benim anlattıklarım dışında kitapta çok daha güzel nokta cümleler var. Onları okumanızı, görmenizi gerçekten isterim. Kitabımız iletişim yayınlarından çıktı. Biraz tuzlu fiyatı olması dışında her şey gayet yerli yerinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.